zeytin diyor yani. Biz bize zeytin yaparız. İşletmekteyiz. İşletme 1987 yılında kuruldu. Evet. O dönemdeki zeytinyağı imalatı taş değirmen, değirmenle preslerleydi. Evet. 99'da kontine sisteme geçti. Teknolojik yenileme yaparak evet. Kontine sisteme geçti. Yaklaşık 12 yıldır 2 üniteyle burada içinde zeytinyağı imalatı yapıyorum. İşletmenin günlük kapasitesi 100 ton. Şu evet. anda bir %40 ile çalışıyoruz. %40, %50 ile. Yani burada şirket olarak kurumsal çalışma yapıyorum. Kendi kaç, adımıza kaç kişi çalışıyor burada? İşletmede sezonluk olduğu için 15 kişi çalışıyor evet. şu an. Çift vardiyede 15 kişi çalışıyor. Başka işletmede iş güvenliği nasıl? İş güvenliği 15 kişinin hepsi SSK'lı. Sigorta yani. Evet. Bir eğitim almışlar mı hani bu? Yok, burada basmışız. Eleman çalışıyor. İşletme mevzu yok. Evet, normalde o makineyi kullanan operatör ustalık belediyesiyle çalışıyor. Diğerleri normal basmışız eleman. Mesela bizim kendimizin zaten gıda mühendisi var. Kontrol mühendisimiz var. Elektrik mühendisimiz var. Yani Onların kontrolünde. Gıda mühendisliği, gıda mühendisliğiyle elektrik mühendisi var. İmalatten gıda mühendisliği sorunu, enerjiden de şey sorunu, elektrik mühendisliği. Sizin nasıl bir her haftada bir gün normal yasal, yasal izinleri var. Bugün yasal izinleri kullanıyor. Asgari ücretle çalışıyor. Sigortalanabilirsiniz. Tamam. Sen de böyle yani işletmenin içinde zeytinin fabrikaya girişi, işlenmesi, sonra çıkışı zeytinyağı oluşu. Anlatır mısın? Tabii. Müşterisi, üretici, malı bahçeden toplar, evet. araçta kendisini yapıyor. Ne tabii. Bir de görmüş olduğunuz girişteki zeytin bunkerine ve tartım işleminden sonra zeytini bunkere dökeriz. Bunker dediğimiz bu zeytinin ambar dedik. Onları oradan palet vasıtasıyla yukarıya doğru çekeriz. Bu çekiş esnasında onun üstünde şey vardır. Fan vardır. Bu fanda, fan içinde ot, yaprak, buna benzer ne varsa önce o alır, ondan sonra zeytin suya düşer. Suyun içerisinden geçtikten sonra kendinin üzerine toz, pislik, çamur varsa orada bırakır, yıkanır. Yıkandıktan sonra en son duşlamak dediğimiz yani en son bir şey yapmadır, yıkama ünitesi, ikinci bir yıkama tamamen temiz olması lazım ki evde yiyeceğiz bu yağları. Evet. Temizlenen zeytin besleme aerozolu dediğimiz kırma ünitesine aktarır makine. Orada çekirdek dahil zeytinyağının çekirdeğinde de yağ var. Sadece kendisinde de değil, çekirdeğin kendisinde de yağ var. Öğütüldükten sonra malaksör dediğimiz 4 bölmeli veya 5 bölmeli gözleri, bölmelere zeytini alırız. Belli bir süre dış çevresinde yaklaşık 30 santigrat derece sıcaksız dolaşan bir sistemdir bu. 30-35 dakika burada yoğurulmanın arkasında tekrar bu olgunlaşan hamur dediğimiz yani zeytin hamuru şey yap geçer. Yağ oluşmaya başladığı için, olduğu için yağ çıkarmaya geçeriz. Yağ çıkarmaya geçtiğimiz zaman da dekantördür asıl yağ çıkaran. Dekantörde gelen hamuru pompa vasıtasıyla hamurun özgür kütlesi suyun ağır fizik kanununda yağınki yüksek olduğu için yağ üstte suyu altta alt tarafından kara su akar yan tarafındaki borudan da su yağ akar. Bu yağını o yağdan sonra yağ oluştuktan sonra separatör dediğimiz ayrıştırıcı filtrasyon eğer o yağın içerisinde bir takım borular geçtiyse temizleme ünitesi gibi. Filtrasyon makinesine geçer. Onda da aynı sistem vardır. Bunlar devirli makinelerde de vasıtasıyla olur.
filtrasyonunu tamamladıktan sonra, ayrıştıktan sonra tamamen mamul yağ olduktan sonra tartım ülkesine gelir. Buradan buradan da tanka basarız. Tanklarda önce asitlerini ölçelim, numune alalım, ölçeriz. Asit derecelerine göre tanklara aktarırız. Belli bir süre dinlendikten sonra, soğuduktan sonra bu yağlara tekrar bir tane filtrasyon yaparak üç türlü yağ imalatı yapıyorlar. Sızma, natürel sızma yağ, natürel bir yağ, natürel iki yağ. Bunlar da natürel sızma 0.80 sıfırla 0.80 güzel dediğimiz yani asit değerlerinin düşük olan sızma. 1 ile 2 arası natürel 1, 2 ile 3 arası da natürel 2'dir. İmalat boyutu bittikten sonra, temizlendikten sonra paketlemeye geçer. Kendi adımıza bir markamız var, bu marka üzerine satı piyasaya arz etmeye çalışıyoruz. Yıllık Galatasaray'da ne kadar zeytin üretiliyor, hani ne kadar yağ üretebiliyorsunuz? Geçmiş yıllara göre şu anda nasıl? Şimdi bu her sene zeytin üretimi her sene artıyor veya düşüyor. Zeytin bir yıl verir, bir yıl vermez. Bu bir belli bir grafikte gitmez. Ortalama 2000-2500 ton civarında bir zeytin var. İçeride. Ha, bu bundan sonraki yıllarda yükselebilir. Ama zeytinin bir yapısı vardır. Bir yıl verip bir yıl verme. Yani boş dolu çalışan ağaçlar olduğu için özellikle ilçede kesin standart bir rakam yok. Bu rakamı şu şekilde diye telaffuz etmem yanlış olur. Yani kesin bir veri yoktur. Ağaç yapısı şu anda 2013 aralığında Google'da bütün Türkiye genelinde ilçe dahil, bizim ilçemiz dahil teker teker sayılıp ve verileri yüklenecek. Çünkü Ulusal Zeytin Konseyi var bizim. Bir de zeytin dostu var. Bölge temsilcisi de. Antalya bölge temsilcisi ben. 2013'ün yani yılbaşına kadar Türkiye genelinde ne kadar ağaç var? Bunun ilçe bunun şu anda sayımı devam ediyor. Ve bu rekorların yükselmesi için elinden geleni çalışma yapıyor. Verimliliği artırmak için ağaç dikimi falan var mı? Tabii ki bunun destek ve şimdi bundan ben kendi çapımda üreticiye bir takım şeyler öğretmeye çalışıyorum. Ama bununla ilgili önümüzdeki Nisan ayında ilçede 4 günlük bir seminer hazırlayacağım. Yani bir besleme projesi, bir ağaç bitki besleme, bir ilaçlama, bir de yağ ve özellikle bu bölgede yağ tadım önemlidir. Bizdeki zeytinyağı kültürü çok farklı. Herkes zeytinyağının nasıl bir yağ olduğunu bilmediği için yiyemiyorsunuz neler? Çünkü ağır geliyor. Çünkü geçmişte bir tane yemişsiniz ağır gelmiş. Şu andaki nasıl zeytinyağı yiyeceğiniz, nasıl bir zeytinyağı tüketeceğinizle ilgili insan ayında bir çalışma olacak. Onda da 2 gün tadım eğitimi olacak. Bunu amacımız Türkiye genelinde şu anda kişi başına tüketim 1.750 gram. Çok düşük. Bunu amacımız bundan sonra 2.5-3 zeytinyağını tüketen bölge Ege, Marmara, Akdeniz. İç Anadolu'da zeytinyağı yok. Karadeniz'de yok. Doğu Anadolu'da yok. Güneydoğu'nun belli bir kesimi. Ha, 72 milyon nüfus yaşıyor. Bunlara 1 kilo fazla zeytinyağı yedirdiğin zaman bölge çiftçisi de kazanacak. Sen de yani üretim de artacak. Zeytin de çok uzun vadeli yani uzun ömürlü bir ağaç olduğu için nesilden nesile geçen bir bitki gibi. Yani bu da bir gelir kaynağı. Bu şekilde bir çalışma var. Bunlar gerçekleşecek. Ülke çapından gelir düzeyi şu anda mesela ihracat düzeyinde sıkıntı var. Avrupa Birliği Türkiye'de yağ almış. Dünyanın en büyük yağ üreticisi İspanya. Bu sene sıkıntı var orada. Yazın çok kuraklaşmasından dolayı yağ verimliliği düşük. Yani bu iklim şartıyla da alakalı. Tabii yani çok, hepsi burada.
şu anda ben de işletmede bunu da yaşıyorum. Verim düşük olduğu için üst asgarilerde sıkıntımız var. Ama Türkiye'ye gelen dünyanın yaşadığı bu şeyden dolayı, iklimden dolayı etki ediyor. İspanya'da yok, az bir miktarda zeytin var. İtalya'da belli, Fransa'nın belli bölgesinde. Bu sene yağ fiyatları niye olacak? Ve çiftçinin yüzünü duracağını düşünüyorum. Güzel, tamam. Ben de teşekkür ederim.